Bu dönemde işte samimi olanların ve samimiyetsiz olanların ortaya çıkacağı bir dönem. Normalde biliyorsunuz daha önceden işte Hazreti Mehdi'den bahsedip ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak diyenler, tabii yani Peygamber Efendimiz'in hadisi olduğu için bu hadisleri aktaranlar şimdi ne oldu da neyi gördüler de acaba bu hadisleri anlatmaktan vazgeçtiler? Hatta Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelmeyecek demeye başladılar. Bu tabii ki çok şaşırtıcı. Eğer samimiyseniz gerçekten bu hadisleri söylediniz. Şimdi de tekrar söyleyin. Ahir zamanda ne oldu? Nasıl bir alamet gördünüz? Ahir zaman alametlerinin gerçekleştiğini tek tek gördünüz demek ki. Belki de bir şeylerden çekiniyorsunuz bilmiyoruz ama bu dönemde gerçekten hepsi gerçekleşti. Artık sayısız alamet yani arka arkaya bir tespit hanelerinin birbiri ardına dizilmesi gibi tabii çok şaşırtıcı bir şekilde İran-Irak savaşı gerçekleşti. Ay ve güneş tutulmaları gerçekleşti. Ay ve güneş tutulmalarının arkasından kuyruklu yıldız doğacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gerçekleşti. Afganistan'ın işgali gerçekleşti. İkinci kuyruklu yıldızın çıkması, Lülin kuyruklu yıldızı biliyorsunuz, bu da gerçekleşti. Daha sayabileceğimiz... Önce kuraklık oldu, Lülin'den sonra yağmurlar tabii oldu. Tam peygamberimizin söylediği gibi. Tabii. Maşallah. Kabe'de kan akıtıldı. Hazreti'nin suyu kesildi. Tabii. İran-Irak savaşı oldu. Tabii ekonomik kriz gerçekleşti. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi gerçekleşti. Tabii. Tozlu dumanlı bir fitne. 11 Eylül saldırıları gerçekleşti. Haresta. Oradan bir ateş yükselmesi. Tabii. Bağdat Köprüsü ile ilgili hadis gerçekleşti. Irak'ta oldu, kayboldu. Tabii. Bu hadislerin hepsi, Irak'ın bakın üçe bölünmesi, Irak'ın para biriminin değişmesi, aynı zamanda... Kaybolması söyledin mi? Yok. Evet. Tabii. Şam'a ambargo uygulanması, daha birçok hadis var. Mısır'da yaşanan olaylar, Haresta'da yaşanan olaylar, Kufe Mescidi'nin çatısı. Tabii para biriminin değiştirilmesi. Maşallah. Bu hadislerin binaların çoğalması. Tabii devam edebilirsin inşallah. İşte kasırgaların artması dediği gibi çok önemli depremlerin çoğalması. Hocamız hep onunla ilgili gösteriyor çünkü. Şam'da Mısır meliklerinin öldürülmesi. Tabii. Yani bu depremlerin çoğalması bir kere olağanüstü bir mucizedir tabii. Gerçekten. Çünkü 99 yılına kadar olan deprem ölçümüyle istatistiklere göre 99'dan sonra 10 bin kat 20 bin kat daha fazla olması yüksek ölçüdeki depremlerin, yüksek dereceli depremlerin meydana gelmesi çok büyük bir mucize. Tam evet. Peygamberimizin işaret ettiği gibi 1400 yıldır o tarihe geliyorsunuz ve o tarihten sonra başlıyor. Ne olacak o zaman bu zihniyete göre 500 yıl sonra bir daha demek ki dünya. Zaten dünyada depremlerle yıkılabilecek yer kalmıyor. Allah evet. Her yeri sallıyor. Çok olağanüstü olaylar meydana geliyor maşallah. Yani bu alametler... Yani biri 400 sene önce gerçekleşmiş, biri 50 sene, biri 80 sene önce değil. Bu alametlerin hepsi dediğin gibi aynı bir tesbih tane, tesbihin böyle tanelerinin yere yayılması gibi aynı anda 1979-80 yıllarında başlıyor ve günümüze kadar süren 30 senelik bir süre zarfı içinde hepsi ard arda gerçekleşiyor. Zaten bu alametlerdeki asıl mucizevi nokta burada. Yani yoksa bunlar tarihin çeşitli dönemlerinde gerçekleşmiş olsa tabii ki bunlar bir anlam o anlamda ifade etmeyebilir ama tabii. Hepsinin belli bir dönem içerisinde adeta doğru bir izah olur mu bilmiyorum ama sıkıştırılmış şekilde bu şekilde tabii. Gerçekleşmiş tabii olması ki. Belli ki Allah tabii orada ki. Bir şeye işaret ediyor inşallah. Özellikle bu dönemdeki çok özür dilerim. Bu dönemdeki fitneyi düşünelim biz. Yani tarih peygamberler zamandan itibaren hiçbir tarihte bu derece fitne olmadı. Allah'ın bu derece evet. Açıkça inkar edilmesi, Darwinizmin, materyalizmin, Bediüzzaman Said'in Hazretlerinin söylediği gibi bu derece insanlar arasında yayılması, Allah açıkça inkar ediliyor. Düşün yani fitneler bu kadar yayılmış durumda hiçbir dönemde dünyada bu derece hakim olmadı dinsizlik. Dolayısıyla belli ki çok olağanüstü bir dönem, ahir zaman ama aynı zamanda bunun tersine döneceği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaat ettiği güzel bir dönem de var. Ama işte bu bir kanıttır. Yani ahir zaman alametlerinin hepsinin gerçekleştiğini gösteriyor bize. O zaman Gülşah'cığım hem depremlerin çoğalmasıyla ilgili videomuzu izleyelim hem de ahir zaman alametlerinin arka arkaya nasıl meydana geldiği ilgili videomuzu izleyelim. Devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Depremlerin artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi olan 1979'lardan itibaren tam hadislerde bildirildiği şekilde tüm dünyada depremlerde müthiş bir artış olmuştur.
Bu grafikte 1900 ile 2008 yılları arasında yeryüzündeki 6 ila 8 arası şiddette depremlerde izlenen artış görülmektedir. Son yıllarda depremlerde ani bir artış yaşandığı da çok açıktır. Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülür. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5.0 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihi olan Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Amerikan Ulusal Deprem Enformasyon Merkezi verilerine göre sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddette 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu grafikte de 1970'lerden itibaren depremlerin artışı net olarak görülüyor. Aynı şekilde bu grafikte de 1979'dan itibaren, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur zamanından itibaren önceki yıllara göre 7 şiddetinden büyük depremlerdeki artışı hemen görebiliyoruz. Hicri 1400, miladi 1979'dan itibaren depremlerin sayısında bu kadar önemli bir artış olması, Mehdi Aleyhisselam devrinde olduğumuzun en önemli delillerinden biridir. Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak,
kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız, hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Mısır'da yaşanan deve çulu fitnesi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. 2011 yılı Şubat ayında Mısır'daki halk ayaklanmasının en akılda kalan görüntüsü, göstericilerin üzerine sürülen develerdi. Birçok kişi bu kanlı olaylarda yaşamını yitirdi. 2012 yılı Ekim ayında, deve savaşı olarak adlandırılan bu olaya neden olmakla suçlanan polisler beraat etti ve Mısır'da tekrar kargaşa başladı. Şimdi dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Mısır'da yaşanan bu olaylara birçok yönüyle dikkat çekmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Benden sonra fitneler görülecektir. O fitnelerden biri de Ahlas, deve çulu fitnesidir." Görüldüğü gibi basında çıkan haberlerde yaşanan olaylar deve savaşı olarak adlandırılmıştır. Orada harp ve hicretler olur. Mısır'da yaşanan iç savaş ve ayaklanmalar nedeniyle halk çeşitli ülkelere göç etmek durumunda kalmıştır. Sonra ondan daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denirken sonra daha da devam eder ve fitnenin girmediği hiçbir ev ve dokunmadığı hiçbir Müslüman kalmaz. Tam olayların durulduğu düşünülürken beraat kararı ile birlikte Mısır'da anarşi ve fitneler tekrar başlamıştır. Tıpkı hadiste bildirildiği gibi. Bu hal ıtretimden, soyumdan bir recul, Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkana kadar devam eder. Müslüman ülkelerin topraklarında yaşanan bu karışıklıklar ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhruyla son bulacaktır.